tek kurşun elimizden düşürdük veya namlu olmadan elimizde patladı, ne olur arkadaşlar? Bunun bir denemesi, bir test gibi bir şey bu video. Merhaba sevgili dostlar, Şatengen kanalına hoş geldiniz. Geçen hafta bir video koyduk. Bu videoya kısa sürede çok iyi yorumlar ve çok iyi bir izlenme geldi. 3 gün gibi bir sürede 10.000 izlenme geldi. O videodaki en önemli, en çok vurgulanan yorumlardan bir tanesi tek kurşunlu arkadaşlar. Tek kurşunlu deneyin gibisine. Tek kurşun elimizden düşürdük veya namlu olmadan elimizde patladı, ne olur arkadaşlar? Bunun bir denemesi, bir testi gibi bir şey bu video. Geçenki videoya olumlu olumsuz tepkiler de geldi. Ama yani sonuçta herkesi memnun edemeyiz. Memnun eden olur, beğenen olur, beğenmeyen olur. Şöyle elimde iki tane kurşun var arkadaşlar. Biz bu videoyu çekmeden önce denemelerini yapıp güvenli olup olmadığını test ettikten sonra deniyoruz zaten. Bunu hani siz evde denemeyin. Biz deniyoruz zaten. Elimde iki tane kurşun var. Birinin ağzını kestik, birinin ağzı şöyle duruyor. Ağzını kesmediğimiz kurşun yandan patlıyor basınçla. Öndeki kıvırma payını yenemediği için yandan patlatıyor. Kurşun yandan gidiyor. Ama şöyle kıvırma payını kestiğimizde kurşunun pek fazla etkisi olup olmadığını zaten videoda göreceksiniz. Anlatmama gerek yok. Biz direkt testimize başlayalım arkadaşlar. Siz de merakınızı giderin. Önce ağzı kapalı olanla başlıyorum. Şöyle mekanizmamızı biliyorsunuz. Şöyle fişeğimizi koyuyoruz. Aparatımızı tutturuyoruz. Aparatımız atışa hazır. Şöyle. Evet, güvenlik için mesafeyi uzatıyoruz ipimiz. Arkadaşlar bu ip olmasa da şöyle söyleyeyim. Barutun çoğu yanmadığı için, namlu olmadığı için arkadaşlar barut tamamen yanmıyor. Açık alan olduğu için. Fişek sağından solundan fişeğin plastik kısmı şişiyor zaten. Büyük bir basınç ve etki yaratmıyor. Sadece bir iki böyle yanma parçası size geliyor. Şimdi denememizi yapıyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, patladı. Gidip birlikte bakalım şimdi. Şöyle kurşun şuradan girmiş. Arkadaşlar zaten yanmamış barutları görüyorsunuz. Ben size kapsül kovanı göstereyim. Bakın şöyle açtırmış. Yandan şişmiş. Şöyle yapıyoruz. Bakın. Namlu olmadığı için, bir kapalı alan olmadığı için barutların tamamı yanmıyor arkadaşlar. Bu da basınç yapmadığı için bir etki, şöyle göstereyim. Karpuzun arkasından çıkmamış. Şöyle girdiği yeri görebiliyorsunuz. Karpuzun içinden biz daha önce de denedik. Birazdan bir sürü çekirdek çıkaracağız yani. Şöyle ben çıkartayım. Yani namlu olmadan arkadaşlar bu fişekler patlasa da şöyle göstereyim. Hiçbir şekilde kimseye bir zararı olmaz bunun. Çünkü ne kurşunu daha uzun mesafeye iletebiliyor, atabiliyor. Olduğu yerde yaklaşık bir 10 santim, 15 santim ileri bir şey oluyor. Yani bunu olası bir patlamada hiçbir zararı olmaz arkadaşlar. Çok yakınında olmadığınız sürece. Şimdi bir de şöyle bu ağız kısmı, kıvırma kısmı kesilmiş olanı deneyelim beraber. Şöyle. Ses de tüfekteki gibi bir ses gelmiyor arkadaşlar. Kapalı bir alan olmadığı için çok düşük bir ses var. Yine bunu buraya tutturuyoruz. Evet, atışa hazır hale getiriyoruz. Hemen. Şöyle. Geçen haftakine göre biraz modifiye ettim makineyi arkadaşlar. Her denememizde farklı bir şey oluyor, gelişim. Şimdi gidelim beraber bakalım arkadaşlar.
Bakın şöyle göstereyim. Bu ağzını kesmiş olduğumuz boş kovan. Bakın bunda bozulma yok. Önü açık olduğu için bakın kurşunun girdiği yer. Arkadan çıkma gibi söz konusu yok. Karpuzun içi şu an kurşun dolu. Bakın bu da yanmamış barutlar arkadaşlar. Yani namlu olmadan bu fişekler hiçbir işe yaramıyor. Yani kimseye bir zararı yok. Mesela bir yerde patladı, bir açık alanda kazayla düşürdünüz veya arkasına şeyle vurdunuz. En fazla azıcık barutun böyle belki barutun yanan kısmından az bir şey eliniz yanar. Ona bile meçhul bir durum. Ama siz bunu kesinlikle denemeyin. Biz bunları sadece ne olur ne olmaz, sonucu ne olur diye biz denedik. Siz denemeyin arkadaşlar. Şimdi tek kurşun denedik. Şöyle yapalım. Saçmayı zaten denemiştik. Şu meşhur ses fişeklerini deneyelim bir de. Bulgurları deneyelim. Şöyle tek kurşun olan yeri çevirmeyelim. Biz gene böyle kalsın. Arkadaşlar makine el emeği, 3 liralık bir fare kapanı. Biraz el becerisi, biraz kaynak. Bir şöyle pimimizi. Farelerinizi böyle fişeklerle durdurabilirsiniz. Evet. Hadi karpuzu şu az bir şey çevirelim. Tamam. İpimiz burada. Bir de sesi biz gene şey yapacağız arkadaşlar. Duyacaksınız çekim esnasında. Hani patlama sesini soranlar olmuştu. Evet arkadaşlar beraber gidip bakalım şimdi ses fişeğine. Şimdi ses fişeğinin şöyle göstereyim. Yandan açtırmış, şişmiş. Yalnız bakın arkadaşlar. Tapası tek kurşun kadar gayet etkili yakın mesafede. Ses fişeği deyip geçmemek lazım. Gerçekten tehlikeli. Buna da tekrar bir değinmiş olalım. Şimdi ses fişeğimizi çıkaralım. Sizin için bu videoda farklı bütün şeyleri deneyeceğiz. Saçma, ondan sonra non-needle, plastik, kauçuk fişekler. Şimdi şu boş kovanı da şuraya atalım. Şimdi sizin için şöyle yapalım. Şu kauçuk misketi deneyelim. Sonra arkadaşlar demeseydi, şunu da deneseydiniz falan diye. Mekanizmamızı hemen bir toparlayalım. Hop. Tamam. Şöyle aparatımızı ayarlayalım. Karpuzumuzu arkadaşlar sizin için şöyle biraz daha çevirelim. Şöyle. Tamam. Şimdi bunu da deneyelim. Bakalım kauçuk nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Ses konusunda pek bir ses çıkmıyor arkadaşlar. Tüfekteki gibi patlamıyor. Namlu yoksa fişek hiçbir şey. Evet arkadaşlar patlattık. Hatta misket şuralara geldi. Kauçuk. Şöyle göstereyim gidelim. Evet. Kauçuk fişeğim vurduğu yer burası. Bakın arkadaşlar. Yanmamış barutlar burada. Boş kovanın hali kapsül şöyle gözüküyor. Yani bunu da tekrar belirtiyorum. Namlu olmadan bu fişekler bir hiç. Bir canlıya zarar verebilecek yapıları yok. Şöyle şuraya koyalım. Şunu bir boş çıkartalım. Bundan sonra şöyle yapalım arkadaşlar. Şöyle bakşatı deneyelim bir de. Sizlerin aklında soru işareti kalmasın diye bütün bulabildiğimiz piyasada bulunan kauçuk, ses fişeği, tek kurşun hepsini deniyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle şimdi kauçuğu da koyduk buraya sabitleyelim.
Tamam. Evet arkadaşlar, bu da hazır. Bir de bakşatı deneyelim bakalım. Evet arkadaşlar, bakşatlardan sağımıza solumuza sıçrayanlar oldu. Bakayım şurada. Evet, şurada arkadaşlar. Şöyle bakalım şimdi bakşat nasıl bir etki yapmış. Şöyle göstereyim. Şu, bakın bu gayet kovanda bir şişme olmamış. Şurada görebiliyorsunuz bakşatları. Şurada tapa. Bu biraz daha etkili olmuş. Şöyle bırakayım. Barutları görebiliyorsunuz. Yanmamış barutlar buralara bile gelmiş. Şimdi bir de kavuçuk tek kurşun deneyelim bakalım. Şunu da çıkardık. Şöyle bakın barutlar. Bu barutlarla kaç tane fişek doldururdum ben. Ziyan ettik, ziyan. Neyse arkadaşlar. Bilime harcanan para da emek de boşa gitmez. Şimdi bir de bir dakika önce şöyle yapalım. Şu mekanik, şu karpuzumuzu biraz daha çevirelim. Karpuzun üzerindeki delikleri görebilirsiniz arkadaşlar. Biraz videonun sonunda da karpuzu kıracağız. İçinden çıkanları hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Sizler için yaptığımız denemelerde içinde biriktirdiklerimiz şöyle. Evet. Mekanizmamız hazır. Gene güvenli bölgeye gidiyoruz. Evet, gidelim bakalım arkadaşlar beraber. Bu kauçuk yere düştü galiba. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Kauçuğun vurduğu yer şurası. Fişeğin hali şu. Şu da kauçuk tek kurşunumuz. Ben bunları tekrar geriden yeniden doldurup geri dönüşümle kullanılabilir hale getiririm. Şöyle iğnemizin vurduğu yeri de göstereyim. Arkadaşlar farklı bir sürü şey denedik. Tekrar söylüyorum, namlu olmadan bu fişeklerin patlaması şeye bir etkisi yok. Şurada görebilirsiniz denediğimiz fişeklerin bütün barutları olduğu gibi burada. Evet, en güzel yere geldik. Karpuzumuzu alıyoruz. Şöyle üzerindeki işlemeleri, oyma sanatı fişekle bu karpuzumuzu şurada kırıyoruz. İçinden çıkanları hep beraber. Evet, şöyle bir açalım. Evet, şu dökülenlere bakın arkadaşlar. Evet, bakın. Tek kurşun, tek kurşun. Bakın, bulgur ses fişeği. Tek kurşun. Bakşatlar, tek kurşun. Gördüğünüz gibi namlu olmadan hiçbir işe yaramıyorlar. Sonuç ortada. Varsa böyle farklı denememizi istediğiniz şeyler, biz her zaman hazırız. Elimizden geldiği kadar, becerimizin yettiği kadar sizlere faydalı, yardımcı olmaya çalışırız. Aklınızda varsa yapmak istediğinizde yapamadığınız şeyler bize mail atabilirsiniz. Biz sizler için seve seve deneriz. Bize tekrar doldurmak için bir sürü kurşun çıktı tapalarıyla beraber. Karpuza çok yorum vardı. Hep abi karpuzda deniyorsunuz. Biz çiftçimize destek oluruz. Karpuzun mevsimi geçmiş, kilosuna 1 lira verdik arkadaşlar. Sırf sizin merakınızı gidermek için. O yorum yazan arkadaşlara buradan sesleniyorum. Yani hesap numarasını alta bırakacağım. Oraya 10 lira yatırmanızı talep ediyorum. Görüşmek üzere. Takipte kalın.